Herkese çarşamba gününden selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursan sesim, dün Akif'e gülüyordum. Bugün kendi sesim sanki biraz gitmiş. Bir tuhaf geliyor kulağa. Umarım hastalanmam ama gecede böyle boğazım ikiye bir kaşındı ve öksürdüm arkadaşlar. Umarım ilerlemez. Çünkü bir bebişli bir insan olarak gerçekten zor olur yani çocukla hastalanmak. Hem anne ve hem babanın hasta olması hiç iyi bir şey değil. En azından sadece birimiz olsa yine diğeri bakıyor ama ben de olmam inşallah. Her neyse. Bugün sesimi idare edin. Belki ilerleyen saatlerde düzelir bilmiyorum. Şu an çok az çıkıyor. Şimdi ben kahvaltı hazırlayacağım. Çünkü kahvaltıya misafirim gelecek arkadaşlar. Şöyle peynir tabağı için malzemeleri çıkardım. Bir de yumurtaları hemen koyayım haşlansın arkadaşlar. Şöyle bir tencere alıyorum. Yumurtalarını da getireyim. Yumurta salatası için bunları bir koyalım. 6 tane haşlasam yeter mi acaba? Neyse 7 tane olsun. Çünkü bol yeşillikli yumurta salatası güzel oluyor gerçekten. Şöyle suyumu da ekleyeyim. Evet, şimdi bunu haşlamaya bırakıyorum. Arkadaşlarım. Ve elimi yıkayıp direkt şeye geçiyorum. Peynir tabağına geçiyorum. Şöyle karışık koyayım dedim. Çok da fazla ıvır zıvırla doldurmak istemiyorum bu tabağı. Çünkü diğer şeylerden genelde daha çok yeniyor. O yüzden şöyle her birinden biraz biraz koyacağım tabağıma. Bu arada bunu iyi ki almışım arkadaşlar. O kadar güzel ki. Vallahi. Hem pastada kullanıyorum, servislerde kullanıyorum. Aşırı hoş duruyor. Bu arada kaçırdıysanız Soundem'den aldım. Eğer bakmak isterseniz. Şöyle. Evet, şimdi diğer şeylere geçiyoruz. Önce basit şeyleri hazırlayacağım arkadaşlar. Bu arada yumurtalar haşlanıyor, o yüzden biraz sesli olabilir. Şimdi ilk başta ne yapalım? Şuraya karışık domates ve salata doğrayacağım. Ama böyle büyük büyük hani zeytinyağı tuzla karıştırmak istiyorum böyle salata gibi. Bunları yıkadım bu arada. Şöyle üstüne koydum. Şöyle dörde böleyim ben en iyisi bunları. Sonra şöyle yani çok ince değil. Çünkü dediğim gibi böyle büyük biraz salataya benzer bir şey olacak. Hani sade koymayayım dedim. Şöyle. Evet, tabağım biraz küçük aslında da neyse. Başka bir şey girmeyecek zaten. Şöyle zeytinyağı. Evet, şöyle dereotu da ekledim içine. Bu da bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Şuraya zeytin boşaltalım. Çünkü bu diğer ikisi bana başka bir şey için lazım. Ya da farklı mı yapsam? Şuna bunu yapsam? Yok aslında. Aynen. Buna yapayım en iyisi. Buraya zeytin ekliyorum. Thank you.
zeytinyağı ve limonla tadı çıkıyor bence. Şimdi ne yapıyoruz? Kaymak dökelim tabağımıza, koyalım. Anne kim açtı kız? Şimdi menemene geçiyorum ama size hızlı çekim alıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, kendimde bir göstereyim. Saat 11.30, kızlar gelmedi henüz. Kahvaltı hazırlığım yaklaşık 40 dakika önce bitti. Onlar erken uyandı diye ben sandım erken gelirler ama onlar da bana stres olmasın diye oyalanmışlar. Ama bana demediler yani. Ben de o yüzden hızlı hızlı stressiz hazırlandım. Gelsin bunun hesabını soracağım onlardan. Yani insan derdi Rümeysa, stres yapma biz geç geleceğiz diye. Her neyse, şimdi bekliyorum, onlar bir gelsin, göreceksiniz bacikolar. Şimdi işte bekliyoruz oluşumla. Vallahi Zeyd Mirza'yı oyalamak da ayrı bir şey zaten. Çünkü ikide bir masaya gidiyor. Anneciğim ne aldın? Ver onu bana, ver onu aşkım. Bakın o da burada. Size şimdi masayı da gösteririm. Ay vallahi ikide bir böyle gidiyor masadan bir şey almak istiyor. Evet, bardakları falan. O yüzden dikkat etmem lazım. Zeyd hadi annenin yanına gel. Gel. Gel bak sen ne vereceğim. Yalnız bırakamıyorum hiçbir şekilde. Dur 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 dur. Çekil. Kanka ben ama bir saate hemen hızlı hızlı yapıyorum o yüzden. Onu unutmuşuz üstümüze, ben o hızlı hatamız. Valla neyse. Hadi neyse, burada mısın aşkı çocuğum? Aynen. Yavaşız kanka, ondan yani ne bileyim. Aslında bu kadar yüzüm. Aynen aynen, sen yavaş. Tamam ben sen geliyorum. Yürü koş hadi. En sağ ol lan. Şimdi. Şimdi. Girişte öyle mi şu an biraz kaldı? Mısır yap. Hadi gidin gidin gidin.
Evet kızlar, biz şimdi hepimiz hazırlandık, giyindik ve dışarı çıkıyoruz. Kızlar dedi biraz dolaşalım, mağaza falan gezeriz. Çünkü hava da gerçekten bugün güneşli, yani güneş çıkmış. Aa, para çıktı cebimden kız. O yüzden biraz dışarı gidelim dedik. Şöyle hızlıca en rahatından giyindim. Bir de çantamı aldım. Evet, çocuklar da şimdi hazır. Ensar da annesi bebek arabasına yerleştiriyor. Ondan sonra birlikte dışarı çıkarız. Kahvaltıyı da yaptık. Bir güzel şiştik. O yüzden şu an pastaya yer yok. Yani daha yemedik. Onu artık gelince yeriz. Saat daha erken zaten değil mi? Önce gezelim edelim. Sonra tekrardan geliriz. Hadi bakalım. Ay, güneşe aldanmayın. Hapafuz. Şimdi niye diyeceksiniz buraya geldiniz? Burada birkaç mağaza var. Oraya gireceğiz. En çok da New York'a için geldik. Çünkü bir ayakkabı gördüm internette. Eğer varsa almak istiyorum. Kankilerim de burada. Gülüş bacım, Semalur bacım. Gülüş bacım, alış ileride senin de memşin olursa inşallah kolaylık olur. Bu arada Ensar uyudu, Zeyd de uyumak üzere inşallah. Biz de rahat rahat gezeriz. Onların yerinde olmak vardı. Gerçekten o kadar sıcacık ki. Acayip sıcak hem de. Kollar da içine Ay çok komikler. Hadi gidelim. Evet, New York'a geldik kızlarla. Ve bebişler ikisi de uyudu. Kız maşallah deyin. Sonradan izleyeceksiniz. Yine de maşallah deyin. Sizin yüzünüzden tüm geceyi oturacağız. Valla. Arkadaşlar biz hep kendimiz göz değiyoruz çocuklarımıza valla. Öyle öyle. Değil evet. mi? Hep mesela iyi uyudu diye seviniyoruz. Ediyoruz. Sonra bir bakıyoruz gece yine kötü uyuyor. Evet. Neyse hadi biraz gezelim. Bu arada ben yine bir şey aldım da sonra çekeriz değil mi? Aynen. Bakarız. Aynen. Gülüş bacım onu ben alayım. Sen dön der de. Ay baksana her yer parti resmi. Parti vibes'ın su. Ana tüm simli mimli bir şeyler gelmiş bacım. O ayakkabılar yok mu acaba? Ben şöyle şarkı çalıyordum.
Vaaav, siz araba mı sürüyorsunuz? Şişik diye bakıyorum. Evet, düşünüyorum. Hey, koca şey... Zeyt, ne yapıyorsun? Zeyt, döne doğru gitme bak, yavrum. Bak, sen de buna bas anne. Gitti. Düğmelere basıyormuş. Gitti. Hesap tutmuyor, o kadar güveniyor. Yazık. Ya şu korkusuz resim. Bakın ne yapayım? Oraya tutuyormuş. Biz tekrardan eve geldik kızlarla. Aslında fazla bir yere girmedik çünkü hava çok soğuktu. O yüzden sadece bir iki yere girdik. Ve şimdi size hemen aldıklarını göstereyim. Burada güzel parçacıklarım. Şimdi önce neyi göstereyim? Önce aldığım bardağı kendime göstereyim. Vardı bu bardaktan, kızlar da aldı. Bir de kendi çikolata aldı. Kendimize birazdan yapacağız. O yüzden hemen göstereyim. Aşkı tatlı. Bakın şapkasına. Çok güzel. Tam bir böyle kahve ve sıcak bir şey içme kupası. Bunun içine de tabii ki de böyle Eriyem çikolata aldık. Ay Zeyt görürse şimdi hemen alır. Bunu böyle içine koyup süt yapacağız. Biliyorsunuz siz zaten. Demin de gerekli. Aa çok güzel. Şimdi başka ne aldım? Kendime bir elbise aldım. Ama bu şimdi belli olmaz bence. Giyince daha güzel gözüküyor. Önünü kapat. Kaç düğmesini kapatayım böyle göstereyim. Biraz almayın. Zeydin kitap belirleri gelmiş. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle deri bir elbise. Haki renginde. Bu arada kakinin Türkçesi hakiymiş. Haki yeşili. Haki yeşili. Gerçekten mi? Böyle tam oturuyor ve burası fırfırlı. Aşırı güzel bir evet, elbise gerçekten. Çok hoş oldu. Fiyatı da bence gayet uygun yani. Uzunları. Böyle. Sonra kendime günlük bir kazak sweet aldım. Şöyle hani taytların üzerine giymek için. Benim giyiyorum ya. Güzel. Aynen güzel. Bu arada indirimdeydi. Bir de renkleri çok güzel. Bu renklerin tayttan falan çok tatlı. Aa, bunu sen görmedin. Bu da 20 Euro'dan 15 Euro'ya düşmüş. Şimdi asıl olay parça duruyor arkadaşlar. Bunun ay, için evet. Tabii ayakta başka duruyor da durun biraz güzel yapayım. Ne oldu? Ay. Taşı mı düşmüş? Ay bir şey olmuş. Bak bir. Yapışmış üstüne başka bir yerden yapışmış. Ay tırsım bacım. Ay kız kalbim. Bakın. O kadar güzel ki. Bu arada şunu şöyle düşünün. Bileğe doluyorsun. Aynen. Ama nasıldı? Neyse giyince görürsünüz ama burası böyle tüm taşlı duruyor bir de burası. Evet. Biraz yüksek ama artık yapacak bir şey yok. Bir de zaten hep giyilecek bir ayakkabı da değil. Ben şimdi bunu nişan için aldım ama düğünlerde tabii giyerim. Düğünde senede iki kere yani. Yani. Sanki yani. Güzel bir ayakkabı. Yani. Evet. Çok güzel. Bu fiyatı da 30. Başka bir şey yok. Yok. Evet, şimdi de Gülüş'ün aldıklarına evet, bakalım. Zeyt Mirza gelmiş. Evet. Kız resmen gitti. XX large çorap aldı. Ama acayip kalın yani sıcak tutar. Evet. Bundan hiç üşümesin bacım. Ay bunlar çok güzel. Bunlar da bu arada New York'tan. Aslında ben de alabilirdim de benim var diye ama. İşte sen hemen çıktın. Çok güzeller eldivenler. Sonra... Şöyle aldı kupa. Çok güzel. Onun G'si yoktu. Aynen C'yi aldı. Olsun C'de kocası bu arada. Bu çikolata zaten. Aynen. Ay koy koy çocuklar görmüyorsun. Başka bir şey daha aldım. Ne? Ay. Ay bir şey koptu. Nazar mı gittik? Çıkıyor mu? Okey. Öyle süs yani. Lütfen linçlemeyin. Niye şimdi her şey Christmas diye? Oğlum ne yapıyorsun? Bu takılıyor bacım. Aynen takılıyor. Başka ne vardı? Bir de ayakkabı da aldı. Ha aynen. Bir de güldane de aldı. Aşırı aynen, güzeller ya. Bling bling. Bir de ayakta gerçekten evet, çok daha güzel çok duruyor. Güzel. Ha bir de gözlük. Aynen. Bakalım. Bu da çok güzel. Bacım Dubai'de takarsın canım. Oğlum sen ne yapıyorsun? Bir de çiçek aldı kendime. Aynen doğru. Bir de kendine çiçek aldı. Böyle yani alışverişimiz.
Evet, sıra geldi sıcak çikolatamızla. Ana, hemen erimiş bile. Aa, ay ne güzel kız. Kanka şimdiki mübarek taştan çıktı. Yo, altı biraz zor eriyor ya. Şimdi böyle yavaş yavaş eriyecek sıcak çikolata. Sonra burada da pastamız var, elmalı. Afiyet olsun kızlar. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, saatler sonra yine ben, yine Rümeysa dermişim. Aradan baya bir zaman geçti. Ay Ruan ışığı da çok kötü kız. Ha böyle tutayım. Aradan da baya saat geçti. Kızlar en son bendeydik, evet. Bu arada eşlerimizin bugün iş yerinin yılbaşı yemeği vardı. Yani birlikte iş arkadaşlarıyla hepsi toplandılar, patronlarıyla falan yemeğe gittiler ve biz de kızlarla akşama kadar bende yedik. Biz de bizim evde yemek yedik ama inanın hiç böyle çekim yapmadım yani. En son size pastayı göstermişim. Az önce edit yaparken gördüm. Yine gerçekten çok keyifli zaman geçirdik. Zaten kızlarla olunca hep öyle oluyor. İnsan hiç sıkılmıyor yani. Sürekli böyle konuşacak, yapacak şeyler oluyor. Bu arada görümcemi de çağırmıştım. Fatma ablaya ama gelmedi. Uyanamadı sabah. O da öyle kaldı. Sonra çocuğunu falan kreşten aldı falan. O yüzden yetişemedi. Diğer görümcem de çalışıyordu ne yazık ki. Yoksa hep birlikte olsak tabii çok daha güzel olurdu. Ama yine de eğlendik yani. Başka ne diyecektim? Aynen, başka da aslında bir şey yok arkadaşlar. Az önce de, yani az önce dediğim bir saat önce falan da yine kuzenler, erkekler aralarında anlaşmış. Yarın kahvaltıya gideceğiz. Tabii bize hava hoş yani. Yani dışarıda birlikte yaparız, güzel olur. Böyle videoyu artık burada kapatayım. Umarım severek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Bu arada bakar mısınız? Kirpiklerim çok güzel duruyor. Bu arada rimel sürmedim. Yarın rimel sürerim ve o zaman böyle daha da uzun oluyorlar. Çok hoşuma gidiyor. Gerçekten çok doğal bir görüntü. Neyse. Hepinize Allah'a emanet ediyorum ve bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.